Evet mutfak severler. Bugün bizim Sivas yöresinin tarhana çorbasını yapacağız. İçine brokoli koyacağım ve şu an içerisine kaşar peyniri koydum. Eridi. Bakar mısınız? Ve çok sağlıklı. İçinde o kadar çok katkı maddesi var ki. Şimdi başlayalım yapımına. Merhabalar. Bugün evde ben yazın kendi yapmış olduğum tarhanadan pişireceğim. İçine brokoli koyacağız. Brokoliyi daha önceden haşlayıp buzluğa koymuştum. Çıkardım, çözündü ve küçük küçük doğradım. İçerisine nane, ısırgan otu. Tenceremi ben biraz önce yağımı aldım. Çekmeyi unuttum. Bir diş sarımsağı hemen ezdim. Birazcık da karışık olan domatesli biberli salçamdan koydum. Benim salçam zaten kavrulmuş olduğu için fazla kavrulmaya gerek yok. İçerisine biraz nane, isteğe bağlı olarak dereotu da koyabilirsiniz. Başka bir ot koyabilirsiniz. Sadece nane ile genelde yapılıyor. Ben ısırganla beraber yapıyorum. Bunu kavurduktan sonra altını kapatıyorum biraz. Soğusun. İçerisine su koymak istemiyorum hemen. Bu şekilde. Evet, tencere biraz soğuduktan sonra şöyle yapayım rahat alabilmek için. 4-5 kaşık içerisine tarhana koyacağım. Yaz gelsin, havalar biraz ısınsın. Tarhana da yapacağız evde. Hatta 5 yapsam biraz da yarına kalsa daha iyi olur. Bunun içerisine şimdi 2 bardak soğuk suyu ekleyeceğim. Şöyle çırpacağım ben. Dağıttıktan sonra birkaç saat beklemesini sağlayacağım. Hatta akşamla yapıp bu şekilde sabaha kadar da bırakabilirsiniz. Tarhana iyice yumuşar, çözünür. Ben bir alışverişe gidip geleceğim. Sonra devam edeceğim. Ben alışverişimi yapıp gelene kadar şu tüpümü hemen açayım ocağıma. Alışverişimi yapıp gelene kadar tarhanam iyice yumuşadı. Şimdi daha çabuk çözünecektir. Kaynağı çıkana kadar şöyle içine biraz tavuk ve sığır bulyonu atıyorum. Biraz acı biber atacağım. Biraz da asper atacağım. Tarhana çok tuzsuz oluyor. Şöyle biraz atayım ama daha sonra kaynara çıktıktan sonra sıcak suyunu ilave edeceğim hemen. Evet böyle koyu kıvam aldı. Kaynağı çıktı. Şimdi agar agar kaynamış sıcak suyunu boşaltıyorum. Suda ölçü yok. İsteyen kıvamını kendine göre ayarlayabilir. Şöyle bir karıştırıyoruz. Evet, tarhanam 5 dakikadır kaynıyor. Şöyle kıvamı da gayet güzel özlü oldu. Şimdi bunun içerisine biraz doğramış olduğum haşlanmış brokoliyi katıyorum. Zaten pişmiş olduğu için şöyle 2 tıklatacağız hemen. Ondan sonra kapatacağız altını. Brokoli koymasaydım üzerine tost ekmeği kızartacaktım. Tabakların üzerine tost ekmeği koyacaktım. Fakat brokoli koyduğum için onu yapmak istemiyorum. Ocağımızın altını kapatıyoruz şu an. Evet, çorbamı şöyle güzel karıştırıyorum. Servis tabağımıza alalım. Üzerine biraz da kaşar peyniri.
içerisinde şimdi eriyecek. Bu bizim Sivas'ın tarhanası. Kış günlerinde çok güzel olur. Her gün olsa içerim. Oğlum küçükken ben 1 yaşlarındaydı. Yavruma tarhana çorbası yapıyordum. İçerisine kuşburnu kaynatıp suyunu şişenin süt şişesinin içerisine veriyordum eline. Hepsini bitiriyordu. Evet, buyurun. Tarhana çorbası içelim.